Tahıl koridoru, savaşın tetiklediği gıda krizinin pençesindeki insanlığa umut oldu. Küresel sorunun çözümünde kilit rol oynadı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafla da diyalog kurabilen tek aktör olarak gıda krizinin çözümüne öncülük etti. Güvenli rota işlemeye, gıda ürünleri limanlara ulaşmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz'in stratejik önemi bir kez daha görüldü. Yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyecek gıda krizine karşı oluşturulan tahıl koridoru dünyaya nefes aldırdı. Türkiye'nin çabalarıyla Karadeniz'de açılan koridorun gıda kriziyle mücadeledeki etkisi okyanusları aştı. Şu anda sevk edilen ürünler bu sezonun ürünleri. Eğer sevk edilmemiş olsaydı, ticaret serbestleşmemiş olsaydı Rusya ve Ukrayna'da bu ürünler kalacak ve arz fazlasına yol açacaktı. Aynı zamanda diğer tüketici ülkelerde de arz kısıtlı olduğu için fiyatlar yüksek seyredecekti ve gıda krizi ve açlıkla sonuçlanacaktı. Tahıl fiyatlarında düşüş yaşanırken gıda ürünlerine erişimin yolu açıldı. Karadeniz'de krize karşı atılan adım uzak coğrafyalara da olumlu yansıdı. Afrika ülkeleri, Asya'daki bazı ülkeler temel gıda ürünlerinin birçoğunu ithalat yoluyla karşılıyorlar. Rusya ve Ukrayna'da son 10 yıldan beri üretimlerini artıran ve ihracatta da çok büyük payı olan ülkeler, özellikle az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkeler içerisinde yer alan da düşük gelirli gruplar açısından son derece önemli. Karadeniz'deki tahıl koridorunun başarısının sürmesi için çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor. Koridorun güvenli şekilde işlemeye devam etmesinde tarafların sorumluluğu öne çıkıyor. Hem Ukrayna kendi tahılını satmak için buna ihtiyacı var. Avrupa'yı ancak bu şekilde kırabiliyor. Rusya da bu anlaşma çerçevesinde başka tarım ürünlerini satabiliyor. İki taraf da biraz kazan kazan yapmış oluyor. Ancak ne zaman ki taraflar ürünlerini sattılar, buna ihtiyaçları azaldı. O zaman başka davranış içine girebilirler. Hedef yaklaşık 25 milyon ton tahılın limanlara sorunsuz şekilde ulaşması. Koridorun geleceği için riskler de var, fırsatlar da. Önümüzdeki bir ayın daha önemli olduğunu düşünmek lazım. Ancak tabii ki kritik psikolojik eşik aşıldı. O yüzden şu anda iyi bir noktadayız diye ben düşünüyorum. Uygulamada sorun çıkarsa tabii tekrar dalgalanma olabilir. Ancak mevcut bu seneki hasılatın dünyaya gönderilmiş olması ne kadar çok olursa bu fiyatları stabilize edecektir. Türkiye gıda ürünlerinin güvenli sevkiyatı için Rusya ve Ukrayna ile temaslarını sürdürecek.